Merhaba ben Sevde. Bugün Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı adlı kitabı inceleyeceğim. Biz bu kitabı kitap kulübünde okuduk ve açıkçası kitap kulübünde okumayacak olsaydık ben bu kitabı kendi kendime alıp da okumazdım. Çok fazla insanın elinde görmüştüm. Çok kült olduğunu bildiğim bir kitap. Ama nedense bir sebepten bana itici geliyordu. Fakat okuduktan sonra kitapla ilgili önyargılarım fazlasıyla yıkıldı. O yüzden bu kitabın bir inceleme videosunu çekmek istedim. Öncelikle kitabın yazarından bahsetmek istiyorum. Çünkü kitap otobiyografik bir roman. Dolayısıyla yazarın hayatı da bu noktada çok fazla önem teşkil ediyor. Yazar çok başarılı bir öğrencisi ve çok parlak bir eğitim hayatı oluyor. Ardından akademisyen olarak üniversitede de çalışmaya başlıyor. Fakat eğitim konusunda biraz farklı yaklaşımlarından dolayı üniversiteden, akademiden uzaklaştırılıyor. Daha sonra bir takım psikozlar nedeniyle bir psikolojik rahatsızlığa yakalanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam şizofreniydi ama tam emin değilim. Daha sonra elektroşok tedavisi görüyor ve elektroşok tedavisinin sonunda zaten artık daha başka bir insan olarak hayatını sürdürüyor. Kitaptaysa yazarın iki arkadaşı ve oğluyla beraber Amerika'yı motosikletle dolaşması anlatılıyor. Fakat şöyle bir durum var. Kitapta hem motosiklet yolculuğunu anlatıyor, hem bir takım felsefi olayları anlatıyor, hem de o eski benliğini yani elektroşok tedavisi almadan önceki kendini anlatıyor. Bu nedenle kitap 3 katmanlı bir kitap ve okuması da çok kolay değil. Açıkçası kitabı okurken biraz ara verdiğinizde direkt kitaptan uzaklaşıyorsunuz. Tam böyle şey yarım bırakılmaya çok müsait bir kitap gibi geldi bana. Ama ben her elime aldığımda böyle 150 sayfa 150 sayfa okuya okuya bitirdim. Aksi halde kitabı bırakabilirdim. Hala bizim kitap kulübünden o dönem kitabı bitirememiş olup da şu an bitirmeye çalışan insanlar var. Çünkü gerçekten biraz böyle e, okunması zor bir kitap. Fakat yine de şöyle bir şey düşünüyorum ben bu kitapla ilgili. Daha önce hiç felse felsefi metin okumadıysanız ve felsefeye başlamak istiyorsanız diğer ağır eserlerden başlamak yerine bu kitap gibi böyle roman olan otobiyografi tadında bir şeyle başlarsanız daha rahat edebilirsiniz. Çünkü kitapta ilk başlangıçta bir motosiklet yolculuğunu görüyorsunuz. Motosiklet bakımından, motosiklet tamirinden bahsediyor ciddi ciddi. Ve bu motosiklet tamiriyle felsefeyi o kadar güzel iç içe geçiriyor ki gerçekten o kısmı ben çok başarılı buldum. Bir anda felsefeye atlıyorsunuz ve nasıl atladığınızı fark etmiyorsunuz bile. O anlamda aslında okuyucuyu çok da zorla oynamıyor hani felsefeye atlayış açısından. Fakat kitap çok böyle dağınık ve ani atlamaları olan bir kitap. Yazar bu kitabı bastırmak istediğinde bir sürü yayın eviyle konuşmuş ve defalarca kez reddedilmiş. Tam sayısını hatırlamıyorum şu an ama 20'den fazla olduğuna eminim. Ee, ve en son bu kitabı yayınlayan yayımcı şu şekilde söylüyor. Bana neden yayıncılık yaptırdığımı bile sorgulattı diyor. Ee, ancak daha sonrasında zaten çok kült bir eser oluyor. Çok başarıyı yakalıyor ve şu an dünyanın her yerinde okunan bir kitap olmayı başarıyor. Ee, onun dışında kitabın değer yargıların sorguladığı bölümler benim gerçekten çok hoşuma gitti. Kitabın sonlarına doğru nitelik kavramını sorguladığı bir kısım var ve o kısmı ben gerçekten çok sevdim. Nitelik öznel bir şey midir? Kişiden kişiye göre değişir mi? Ya da niteliğin biz nasıl farkına varabiliyoruz? Nasıl ayırdığına varabiliyoruz? Yani bir yazıyı okuduğunuzda bu yazı daha nitelikli bir yazıdır. Diğer yazı daha niteliksiz bir yazıdır. Bu algıyı bize ne veriyor? Bununla ilgili bir sorgulaması var ve o kısmı gerçekten çok sevdim. Yazarın motosiklet yolculuğunu anlattığı kısımlar da aslında oldukça ilginçti. Yanındaki iki arkadaşıyla arasındaki diyaloglar zaten bir değişik. Onun dışında oğluyla arasındaki baba oğul ilişkisi de biraz farklıydı. Çünkü yazar daha öncesinde elektroşok tedavisi almış ve bambaşka bir insan olmuş durumda olduğu için oğlunun da bir takım travmaları var. Bir şeyleri ifade edemeyişi, babasıyla arasındaki problemler. Bunları çok güzel gözlemleyebiliyorsunuz. Yazar zaten çok kültürlü ve zeki birisi olduğu için kitabın belli başlı yerlerinde açık bir şekilde Platon'a, Aristo'ya, Ömer Hayyam'a kadar göndermeler yapıyor. Direkt Ömer Hayyam'ın rubayilerinden bir dörtlüğün olduğu kısımlar var. Onun dışında kitabın içerisinde bazı işte motor parçalarını listelediği bir kısım var. Yani aslında birçok açıdan çok ilginç bir kitap. Dediğim gibi kitabı okuması çok kolay değil. Hem üç katmanlı olması sebebiyle hem ani atlamalar yapması sebebiyle çok nankör bir kitap. Yani elinizden bıraktığınız anda kitabı yarım bırakma ihtimaliniz çok yüksek. Ancak bunu ne olur yapmayın. Çünkü kitap gerçekten kaliteli bir kitap. Ben e, çok büyük bir önyargıyla yaklaşmıştım. Fakat daha sonrasında çok sevdim. Zaten e, kitabın da bayağı bir kısmını işaretlemişim. Bunların hepsini alıntı def geçireceğim. Oldukça önemli kısımlar vardı kitabın içerisinde. Ee, başucu kitabım oldu diyemem. Ancak okumam gereken bir kült kitabı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten felsefi kısmıyla da e, yine hayatını anlattığı kısmıyla da eski benliğini anlattığı kısmıyla da beni gerçekten etkilemeyi başardı. Bu kitap için söyleyeceklerim bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.